Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu ünitemizin konusu roman. Roman AYT'de üniversite sınavında da çokça sorunun geldiği önemli bir konudur. Edebi türler içerisinde kendisinden en çok bahseden, edebiyatımızda, bilimimizde çok fazla yer alan, özellikle de Tanzimat'tan sonra ortaya çıkan milli edebiyat ve cumhuriyet edebiyatıyla günümüze kadar ağırlık kazanan önemli bir türdür. Roman hakkında genel bilgiler verecek olursak, roman kelimesi Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan bir sözcüktür. Burada halk latincesine verilen bir isimdir. Daha sonra da insanlar daha rahat anlayabilsin diye destan ve hikayelere roman adı verilmiş. Sözcüğün aslı buradan gelir ama bizim için önemli olan roman için şu tanımı yapmak mümkündür. Türkçe'de sözlükte roman sözcüğü insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür olarak açıklanmıştır. Ya da şöyle de diyebiliriz kısaca, insanların duygu ve düşüncelerini yaşadıkları olay ya da yaşaması mümkün olan olayları anlatan, gerçek ya da kurmaca olarak dile getirilen uzun edebi tür olarak da diyebiliriz. Roman, şiir ve hikaye gibi kesin olarak tanımlanamayan türler arasındadır. Roman tarihine bakıldığında her biri diğerinden çok farklı biçim içeriklere sahip sayısız eserin roman olarak adlandırıldığı görülür. Edebiyatımızda roman alanında isimlerini çok duyacağımız belli başlı sanatçılarımızın şöyle tanımları var. Mesela Namık Kemal roman için şu ifadede bulunur. Der ki, romandan maksat hayatta geçmemişse bile geçmesi mümkün olan bir olayı ya da vakayı ahlak, adetler, hisler ve ihtimallerle bağlı tefsilatıyla yani ayrıntısıyla birlikte tasvir etmektir. Namık Kemal aynı zamanda ilk edebi roman ve ilk tarihi romanın da yazarıdır değerli arkadaşlar. İlk yerli romanın yazarı olan Ahmet Mithat Efendi ise şöyle bir tanımda bulunur. Roman denilen şey bir insan cemiyeti içinde görülen durumlardan birini veyahut bazılarını kağıt üzerine koymaktan ibarettir. Hüseyin Rahmi ise roman ahlakın aynasıdır. Onun objektifi gördüğü manzarayı alır. Son olarak Stendhal ise roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır der ki burada hayatın gerçekliğine vurgu yapar. Stendhal'a göre roman hayattaki gerçekleri anlatır. Nasıl ki aynaya baktığımızda kendimizi olduğumuz gibi hiç değişmeden görüyorsak, roman da hayatta var olanları olduğu gibi anlatan bir edebi tür olarak karşımıza çıkar. Romanın özellikleriyle alakalı şunlara değinebiliriz. Roman arkadaşlar gündelik gerçek olaylara benzer olaylar ele alarak gerçeğin nasıl göründüğünü ya da nasıl görünebileceğini göstermeye çalışır. Gerçekliği görme ve algılama biçimleri sürekli değiştiğinden roman da kendi iç gerçekliğini kurmak için anlatım tekniklerini sürekli değiştirmektedir. Bu nedenle çok değişik biçimlerde ortaya çıkan çok biçimli bu türü belli kalıplar içinde sınırlayıp tanımlamak tabii ki zordur. Diğer bir özelliğimiz roman anlatmaya bağlı edebi metinlerde yer alır. Anlatmaya dair metinler olay içerisinde meydana gelir. Romanda özellikle de olay, kişi, mekan yani yer ya da çevre ve zaman gibi unsurlarla birlikte anlatılır. Romanda olaylar ve durumları okuyucuya aktaran bir anlatıcı vardır arkadaşlar. Bu anlatıcı ya birinci kişidir ya da üçüncü kişidir. Buna dikkat etmeliyiz. Anlatıcı, yazarın anlatımı teslim ettiği kurgusal bir kişiliktir. Şiirde söyleyicinin konumu neyse, romanda anlatıcının konumu da odur. Okur, romanda yazar yerine onun tarafından seçilmiş anlatıcıyla karşı karşıya kalır. Anlatıcının bakış açısı dediğimiz konumu çerçevesinde olaylar ve durumlar ile karşı karşıya gelir. Yani kitabı okuduğumuzda sanki bize birisi anlatıyormuş havası vardır ki o anlatan kişiyi biz anlatıcı diyeceğiz. Romanın en önemli özelliği ise arkadaşlar kurmaca olmasıdır. Yani kurguya dayalı olmasıdır. Buradaki olay yaşanmış olandan bir başka söyleyişle biyografi, tarih, gezisi, anı gibi insanların gerçek hayat maceraları üzerine yazılmış olanlardan farklıdır.
Romancının hayal gücü, ruhsal yapısı, bilgi birikimi, duygu ve düşünce yoğunluğuyla oluşturulmuş bir düş dünyası vardır. Romanda anlatılanların gerçekte olmasına gerek yoktur ancak yazar olayları gerçekçi bir bakış açısıyla anlatabilir. Roman türü Avrupa'da destan türünün geçirdiği değişim sonucu ortaya çıkıyor. Günümüzde de gelişmiş ve derinlikli bir edebi tür haline gelmiş olan roman 15. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış. İlk roman türümüz arkadaşlar Rabelais ya da Rabelais, Gargantua ve Pantagruel adlı eserleriyle gelmiştir. Ancak 16. yüzyılın sonlarına doğru kaleme alınan Cervantes'in Don Quixote adlı eseri roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilir. Burası önemlidir arkadaşlar. Diğer yandan İngilizlere ait 17. yüzyılda yazılan Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe adlı eseri yine türün ilk başarılı örnekleri arasındadır. Evet, dünyadaki ilk romanımız Don Quixote'dur değerli arkadaşlar. Tabi başka eserler de var. Dünya edebiyatında önde gelen romancılar ve önemli eserleri. Victor Hugo Fransız, Sefiller adlı eseri, yine Notre Dame'ın Kamburu. Charles Dickens'in İki Şehrin Hikayesi, Oliver Twist. Dostoyevski, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Yer Altından Notlar. Tolstoy'un Anne Karenina, Savaş ve Barış. Gorki'nin Ana, Gogol'un Ölü Canlar. Turgenev'in Babalar ve Oğullar. Emil Zola'nın Meyhane, Germinal, Nana, Stendhal, Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı, Flaubert'ın Madame Bovary, Balzac'ın Goriot Baba ve Vadideki Zambak eserleri dünya edebiyatının önde gelen romanlarındandır. Tabi bunlarla birlikte şu kısımlar da önemlidir. Şöyle bir soruyla karşı karşıya kalsak, roman türünün Türk edebiyatındaki gelişim hakkında bilgi veriniz desek karşımıza şöyle bir cevap çıkar. O da şudur. Roman Türk Edebiyatı'na Tanzimat döneminde girmiştir değerli arkadaşlar. Daha önce edebiyatımızda romanın yerini mesneviler ve halk hikayeleri almaktaydı. Türk Edebiyatı'nda ise roman türü ilk olarak Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. Söz konusu eser edebiyatımızda ilk çeviri roman örneğidir değerli arkadaşlar. Tabi daha sonraki süreçte Tanzimat'ta başlamış, Servet-i Fünun'la devam etmiş, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde de yine birçok roman çalışması olmuştur. Tanzimat dönemi romancılık anlamında önemli. İlk defa bu dönemde yazıldığı için hali birçok ilke bu dönemde imza atılmıştır. Yine Şemsettin Sami'nin Taşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseri ilk yerli roman kabul edilir. Nami Kemal'in İntibah romanı İlk edebi roman, Cezmi ise ilk tarihi roman olarak kabul edilir. Sami Paşazade'nin Sergüzeşt, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Ahmet Mithat Efendi'nin Felahattin Bey ile Rakım Efendi, Nabızade Nazım'ın Zehra adlı eserleri ilk roman örnekleri arasındadır. Bunlar yine Tanzimat döneminde ve Servet-i Fünun dönemlerinde, özellikle de Tanzimat döneminde yazılmış eserlerdir. Tabii onlardan başka birçok yazarımız var. Nami Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi yazarlardan sonra roman türünün güzel örnekleri Servet-i Fünun'da Halit Ziya Uşaklı gibi de verilir. Yine Milli Edebiyat döneminde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Sebahattin Ali, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Kemal, Tarık Buğra, Adalet Ağoğlu gibi isimler Türk Edebiyatı'nda roman türünde önemli eserler vermişlerdir. Bu isimler bir kısmı Milli Edebiyat'ta yazmaya başlamış, çoğunlukla Cumhuriyet Edebiyatı'nda da yazmaya devam etmişlerdir arkadaşlar. Evet, yine ilk yazılan romanlarımızla ilgili görseller, Telemak, Tercüme-i Telemak, Tercüme Çeviri demekti. Haliyle neydi? İlk çeviri roman, Taşkı Tarat ve Fıtnat. İlk yerli romanımız arkadaşlar yine. İntibah, ilk edebi romanımız. Cezmi, ilk tarihi romanımız. Nami Kemal'in yazdığı. Araba Sevdası, ilk realist roman. Felahattin Bey ve Rakım Efendi yine. Sergüzeşt, Zehra. Bunlar bizim roman alanındaki ilklerimiz arkadaşlar. Tabii 9, 10, 11 özellikle de 12. sınıfta
AYT'de çokça karşınıza çıkabilecek, hatta denemelerde, soru bankasında çıkma olasılığı çok yüksek başlıca yazarlarımız ve onların önemli romanları. Bunlardan başka da tabi sayıca çok romancı da eserde ama özellikle de bu tabloyla olayı biraz daha özetleştirebiliriz. Bu tabloya dikkat edelim arkadaşlar. Halis Yavşaklıgil'in Aşk-ı Memnu duymuşsunuzdur. Yine de bahsedelim. Aşk-ı Memnu ve Mai Siyah, Kırık Ayaklar adlı eseri. Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın Mürebbiye, Şık ve Şıp Sevdi eserleri. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomorre ki anlatılan İstanbul'dur bu eserde arkadaşlar. Refik Halit Karay'ın Bugünün Saraylısı, Sürgün. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkal, Vurun Kahveye, Ateşten Gömlek adlı eseri ki bu da Vurun Kahveye filmleştirilmiştir. Filmi de vardır. Milli Mücadele'yi, Kurtuluş Savaşı'nın Ege yöresini anlatan bir eserdir. Reşat Nuri'nin yine Çalıkuş adlı filme çekilmiş bir kitabı. Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü, Yeşil Gece. Yeşil Gece ideolojik olarak yani siyasi anlamda yazılan tek eseri olduğunu ifade ediyor Reşat Nuri. Eğitim öğretimde bildiğin medreselerin kapatılması ve eğitim öğretimde bilginin sağlanmasına yönelik bir inkılabı anlatıyor Yeşil Gece. Peyami Safa'nın Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Yalnızız, Fatih Harbiye, 9. Hariciye Kurşu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatler Ayarlar Mesutüsü, Sahnenin Dışındakiler, Özellikleri Huzur romanları çok meşhurdur. Yine Tarık Buğra'nın Küçük Ağa, Firavun İmamı, Sabahattin Ali'nin Kuyucak Yusuf, Kürk Mantolu Madonna, Kemal Tahir'in Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Orhan Kemal'in Murtaza, Hanımın Çiftliği, Yaşar Kemal, İnce Mehmet, Orta Direk. İnce Mehmet arkadaşlar Nobel'e aday gösterilmiş 4 ciltlik bir eserdir. Çok önemlidir. Üzerinde çokça duyulur. Karşınıza da çıkma olasılığı yine çok yüksek bir eserdir. Orhan Pamuk, Kara Kitap, Cevdet Bey Oğulları, Benim Adım Kırmızı, Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli, Aylak Adamı ve Vedat Türkali'nin Bir Gün Tek Başına adlı eserleri önemli eserler arasındadır. Tabii bu yazarlarımızdan başka yazarlarımız da var, romancılarımız da var. Hatta bu romancılarımızın da bahsettiğimiz, ismini andığımız eserlerden başka daha birçok romanı var. Biz burada sadece bir özet mahiyetinde tablo oluşturmaya çalıştık değerli arkadaşlar. Diğerlerinde yine zamanla isminden bahsedeceğiz. Bu eserleri özetlerini okumakta çok fayda var. Özetleriyle ilgili ayrıca sorular gelmektedir. O anlamda eser çalışmalarıyla birlikte özet çalışmalarını da yapabiliriz. Şimdilik dersimiz bu kadar. İyi çalışmalar arkadaşlar.